Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında azamet ve kibriya nedir? Bunlarla alakalı bazı değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. Bir hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: El azametu izari vel kibriya ridai. Azamet benim izarımdır, kibriya da ridamdır. İzar ve rida, bunlar birer elbise, biri alta giyilen, diğeri üste giyilen elbise. Burada mecazi bir mana var. Yani azamet, Cenab-ı Hakk'ın şanına yakışan bir olay. Kibriya yine ona yakışan bir olay. Ve Cenab-ı Hak azamet ve kibriya perdeleriyle perdeli. Ve Cenab-ı Hakk'ın o azametinden dolayı biz doğrudan doğruya Allah'a muhatap olamıyoruz. Doğrudan doğruya göremiyoruz. Değerli izleyenlerim, ilahi azamet denildiğinde, Allah'ın kibriyası denildiğinde ne anlamak lazım? Bunların her ikisi de büyüklüğü ifade ediyor. Allah büyüktür. Mesela Allahu Ekber diyoruz. Allah büyüktür. Allahu Ekber min külli şey. Allah her şeyden büyüktür. Allah tasavvur ettiğimiz şeylerden, hayal ettiğimiz şeylerin hepsinden daha büyüktür. Ve tabii bu büyüklük doğrudan doğruya, diyelim ki bir tepe var ama dağ ondan daha büyük. Ama bir başka dağ var, diğerinden daha büyük. Dünya diyelim bir gök cismi ama güneş ondan daha büyük. Güneşten daha da büyük olan başka gök cisimleri var. Bu anlamda maddi büyüklük olarak anlamamak gerekir. Allahu Teala'nın büyüklüğü şanına layık bir şekildedir. Ve onun azameti onun şanına layık bir şekilde olacaktır. Burada tabii mesele biraz derince, bir derece biz yakınlaştırmaya, beraberce anlamaya gayret göstereceğiz. Nasıl ki diyelim bir ordunun muhteşem manevraları oluyor. İşte hava kuvvetlerine bağlı böyle uçaklar gökyüzünde muhteşem manevralar yapıyorlar. Deniz kuvvetlerine bağlı gemiler çok muhteşem manevralar yapıyor. Kara kuvvetlerine bağlı askerler çok güzel resmi geçitlerde bulunuyorlar. Bunu böyle seyrettiğimiz zaman ordunun azameti, ihtişamı görülür. Ve insan gururla bunları seyreder. Biz bu misalden Allah'ın tasarrufuna bir derece bakmak istiyoruz. Allahu Teala o kadar büyük ki işte gökyüzünde sayısını bilemediğimiz kadar yıldızlar var ve o yıldızların her birisi hareket halinde. Ve o hareket halinde olan yıldızlar biri diğerine çarpmıyor. Adeta yani şu ayetle açıklamaya çalışayım. Velillahi cunudus semavati vel ard. Göklerin ve yerin orduları, askerleri Allah'ındır. İşte yıldızlar Allah'ın ordusunda birer asker ve o kadar itaat halindeler ki bunların hiçbiri diğerinin böyle yörüngesine tecavüz etmiyor, biri diğerine çarpmıyor ve her biri verilen görevi dakik bir şekilde yerine getiriyor. Diyelim bir komutan askerlerini iyi eğittiğinde, iyi yetiştirdiğinde emreder, emirleri düzgün bir şekilde yerine getirilir. Buradan baktığımızda Allahu Teala'nın göklerde ve yerde bütün mahlukatına çok mükemmel bir şekilde söz dinlettiğini görüyoruz. Mesela güneşle alakalı, ayla alakalı ben misal vereyim. Ayet-i kerime şöyle ifade ediyor: Eşşemsu vel gameru bi husben. Güneş de ay da hesab iledir. O kadar dakik bir hesap var ki yarın sabah saat kaçta güneş doğacak bellidir. Ve güneş bugüne kadar randevusuna hiç geç kalmamıştır. Ve dakik olarak böyle saniye saniye hangi vakitte doğacağı bellidir ve o vakitte güneş doğar. Ay da onun gibi, ayın da belli bir yörüngesi var. O yörüngesinin dışına çıkmaz. Ama görüyoruz ki insanların böyle saltanatında şerikleri olduğundan, farklı sesler olduğundan bakıyorsunuz iç savaş bile çıkabiliyor ve birisi diğerini öldürebiliyor, kargaşalar olabiliyor. Ama Allahu Teala'nın alemdeki tasarrufunda elbette hiçbir şeriki yok ve bu tam bir azamet ve tam bir büyüklüğü meydana getiriyor. Ve bir de mikro dünya, gözle görmediğimiz
alem. Oraya baktığımızda mesela önümüzde diyelim masa var. O masanın yapıldığı günden beri hiçbir hareketi söz konusu değildir. Hiçbir değişiklik belki söz konusu değildir. Ama dıştan bu böyledir. İçten baktığımızda masanın atomları vardır. Sayısını bilemeyeceğimiz kadar atomlar vardır. Ve bu atomlar her biri adeta bir güneş sistemi gibi merkezde çekirdek, etrafta elektronlar, daimi bir hareket vardır. İşte bu da Cenab-ı Hakk'ın alemdeki muhteşem manevralarını bize gösteriyor. Yani Allah-u Teala hareketsiz gibi gördüğümüz alemleri de harekete geçiriyor. Ve mesela denizlere bakıyoruz. Denizler dıştan baktığımızda mavi bir su. Yani mavi renkli bir su. Ama içten baktığımızda orada hamsiden balinaya kadar çok değişik varlıklar var. Ve mesele o kadar azametli bir mesele ki büyük balık küçük balığı yutar gibi görülüyor. Ama bu bir denge unsuru olarak konulmuş. Böylece hamsi aç kalmadığı gibi balina da aç kalmıyor. O yunuslar gerçekten de çok güzel manevralar yapıyorlar. Zaman zaman televizyonlarda, belgesellerde görüyoruz. O denize böyle dalıp çıkmaları, dalıp çıkmaları çok muhteşem görüntüler meydana getiriyor. Ve oradaki o köpek balıkları, onlar da nerede bir leş varsa, ölmüş olan balık varsa hemen gidiyorlar, onu temizliyorlar. Ve böylece denizler pırıl pırıl tertemiz oluyor. Oradan yeryüzüne geldiğimizde bakıyoruz ki yeryüzünde de insanların elinin değmediği yerler pırıl pırıl tertemiz. İşte insanların gitmediği ormanlara gitsek oralarda hiçbir pislik yok ve insanı büyüleyen bir güzellik var. İnsanların fabrikalarının atıklarının gitmediği denizler pırıl pırıl tertemiz. Demek ki şu alemde çok muhteşem bir şekilde tasarrufta bulunan azamet sahibi, kibriya sahibi bir zat var ve o tam bir hükümranlıkla bütün mahlukatında hükmediyor. Ve böylece bunları düşündüğümüzde mesela dağlara baktığımızda ilahi heybeti görebiliriz. İşte yeryüzünde ovalar var, düz alanlar var, vadiler var ama bir de yeryüzünde büyük büyük dağlar var. Ağrı Dağı gibi, Everest Dağı gibi, Toroslar gibi, daha diğer dünyadaki dağlar. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın azametini sembolize eden şeyler adeta. Bunlara baktığımızda haşmeti görüyoruz. Bunlara baktığımızda ilahi azametin tecellilerini görüyoruz. Diyelim canlılara bakarız. Canlılarda daha çok Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, hikmeti, bunlar belki ön planda görülür. Ve mesela diyelim bir yavruya baktığımızda gerek insani gerekse hayvani, bunlara baktığımızda bir sevimlilik, bir tatlılık vardır. Burada ilahi merhameti daha yakından temaşa edebiliriz. Ama diyelim bir büyük okyanusa bir bütün olarak bakabilsek, işte bir Everest tepesine daha yakından böyle bakabilsek, orada da daha çok azamet ön plandadır. Cenab-ı Hakk'ın kibriyası ön plandadır. Hele özellikle uzaya baktığımızda, bakmamız da zaten gerekir, ilahi azameti daha muhteşem bir şekilde seyredebiliriz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim ayetlerinde uzaya bakmamızı da bizden istiyor. Ve buyuruyor ki onlar üzerlerindeki semaya bakmadılar mı? Efelem yanzuru ile semai fevgahum keyfe beneynâhe ve zeyyennâhe. Biz o semayı ne keyfiyette bina etmişiz ve süslemişiz. Ve orada herhangi bir gedik, herhangi bir kusur yok. İşte gökyüzüne bu anlamda zaman zaman bakmak lazım. Özellikle büyük şehirlerde olanlar herhalde başlarını kaldırıp pek uzaya da bakmıyorlar. Ama bakmak lazım. Ve o uzaydaki, güneşteki azamet, yıldızlardaki azamet, bütün kainat çapındaki o büyüklük içerisindeki azamet, bunlara bakıp Allahu Ekber diyerek insanın ilahi azameti tasdik etmesi, o azametin karşısında kemerbeste-i ubudiyet olarak Cenab-ı Hakk'ın huzurunda secdeye varması gerekiyor. Malum Subhanallah daha çok hayreti ifade eder. Allahu Ekber Allah'ın büyüklüğünü
elhamdülillah onun nimetlerine karşı şükrü ifade eder. Bizler Cenab-ı Hakk'ın sanatının güzelliği karşısında Subhanallah diyoruz ve azameti karşısında da Allahu Ekber diyoruz. İşte namaza dururken Allahu Ekber demek, namazın böyle bir rüknünden diğer rüknüne geçerken Allahu Ekber demek, ilahi azameti hatıra getirmektir. Allah'ın büyüklüğünü ilan etmektir. Ve bu kadar azametli olan Cenab-ı Hakk'ın biz insanları, hakir, fakir, küçük bir varlık olan bu insanları kendine muhatap alması, kendine muhatap seçmesi ise o da ayrı bir azamettir, ayrı bir büyüklüktür ve insan açısından bakıldığında çok özel bir nimettir. Cenab-ı Hak bu nimeti layıkıyla idrak etmeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.